Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Uzun zaman sonra karşınızdayız. Uzun zaman sonra FIFA Mobile çekiyoruz. Neden uzun zaman ara verdik arkadaşlar? Bildiğiniz gibi PES Mobile'de yeni güncellemeler geldi ve ilk kanalımızda ona çok fazla yoğunlaştığımız için kendi hayatımda yoğunluklar vardı. FIFA'yı çok fazla atamadım. Şimdiden kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ama bundan sonra düzenli olarak FIFA Mobile videoları atmaya, hatta size bir sürpriz olarak da artık FIFA kariyer videolarını da bu kanalda atmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi Guatovic RK, Pavyoncu RK kariyerleri yapıyorduk ve Guatovic RK kariyerinde başındaydık. Ve sonra da ben dedim ki bu kanalı tamamen FIFA kanalına çevirelim ve bu kanalda artık hem FIFA Mobile hem de FIFA Steam videolarını göreceksiniz, kariyer videolarını göreceksiniz arkadaşlar. FIFA Mobile'e nerede kaldık, ne yaptık hiç hatırlamıyorum. Baştan giriyorum abi. Ödül al, ödül al, sürekli ödül al diyor. Alalım abi, ödül al, onu da alalım. Burada var ana ekran. Peki nasıl bir etkinlik geldi onu da bilmiyorum. 2500 program fişi verdi. Bu etkinlik devam ediyor mu onu dahi bilmiyorum. Yıldız bileti 200 verdi. 35.000 jeton verdi. Devam edelim abi. Şimdi burada ana ekrana dönelim. Ana ekrana geldiğimizde yine bir ödül aldı abi. Burada bu ödülü de aldık. Şimdi şey devam ediyor. FIFA World Cup devam ediyor. Güzel ve 12 milyon paramız var. Takımımızın son hali de ortada. En son Gareth Bale, Haaland, Sterling, Pogba, McKin, Arthur, Carlos Dair, Alaba, Dest, Van der Sar vardı. Hatta oyuncularda yedeklerde iyi bir oyuncu olması lazım. Di Maria da kadro dışı arkadaşlar. Onu da oynatma planımız vardı. 105 Sterling bir daha gelmiş. Benim yokluğumda Arda ve Bekir hesaba giriyorlardı, oynuyorlardı. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Burada farklı olarak Romero'yu görüyorum. Zimmermann yine var. Kehrer, Herrera gelmiş. Musa, Pasver, Raum vesaire var. Bu oyuncularda kullanacağız. Şimdi geri diyelim abi. Yıldız biletine tıkladık. Yıldız biletinde 64 seviyeye kadar gelmişler 50'den. Helalden çocuklar ve 100 artı oyuncu alacağız, 70 artı oyuncu alacağız. Bir sürü oyuncu var. Paramız da bayağı artmış arkadaşlar. Gayet iyi. Hatta şurayı da FIFA Point'le alıp bu videoda açabiliriz. Öncelikle şu topları bir açalım mı? Şu topu bir açalım. Şu 15'li bir top geliyor. 15 tane özel oyuncu geldi. En iyisi 89 Casemiro, Ruben Dias, Cancelo, Fabinho, Lukaku. Gayet güzel. Altta da 5 tane oyuncu var. Bu 5 oyuncuya baktığımızda Koulibaly, Bruno Fernandes, Pesce, Katres ve Hazard'ı da görüyoruz abi. Gayet güzel. Burada 100 artılık bir oyuncu geliyor. Merak ediyorum nasıl bir oyuncu gelecek. Pazar ne durumda onu da bilmiyorum. Pazarı da kontrol edeceğim. Oyuncu fiyatları ne oldu? Hangi yerini alabiliyoruz? Hangi yerini satabiliyoruz? Derken 102'lik Herrera geldi. 6 milyon değerinde. Satılıyor mu acaba bu? Onun üzerine burada 70 artı oyunculuk var. Onun üzerine burada 70 artı oyuncular var. 60 artı oyuncular var. Bu 70 artı 15 oyuncuyu da açalım. Özel oyuncu geldi mi? Yok. 90'lık bir Ronaldo tam benim arkamda. Ve geri diyelim abi. Şurayı açalım 70 artı oyunculardan. Burada kim var? Yamane diye bir oyuncu geldi. Geri 60 artıları açalım. Özel oyuncu gelmiyor şu ana kadar. 91'lik bir Mbappe Malong ikilisi. Gayet güzel. Geri şurayı da açalım abi. Burada da Dieng geldi. Diğer ödülleri de toplamak istiyorum arkadaşlar. Hadi be, hızlı geçti. Bayağı da şey gelmiş ha. Elmas vesaire gelmiş. Elmas gelmiş. Jeton gelmiş. Gayet iyi. Tamam, şurada görevlere gidelim abi. Al diyelim. Görevi de alalım. Tamam. Geri diyelim. Burada bizim ilerleme kat edeceğimiz yerlerde ne biriken var mı? Neler birikti bilmiyorum. Bu ne? Program oyuncuları 15. En baştan bu şeyden, anasından başlayalım abi. Anasına geldiğimizde 110-180 var 16 seviyede. Onun üzerine abi bütün ödülleri almışız. Maç kazan, 20 maç kazanmışız. 32 maç istiyor bizden. Bu biletlere de bakacağım. Bonus ödüllere geldiğimde 6105 var arkadaşlar burada. Dile kolay. Ronaldo var 106'lık. Neymar var. Ve son da var. Gayet güzel. Buradan top açımı yapılır. 90 artı özel oyuncuya kadar. Top açımı yapabiliriz aslında. Haydi buradan hızlı bir top açalım da. Normalde FIFA kasmazdı. Şu an niye bu kadar kasıyor bilmiyorum. Aa, 90 artı oyuncu mu geldi ikinci toptan? Uruguay. Stoper. Godin. 97 artı Godin geldi. Hiç beklemiyordum. Tamam. Şu an 90 artı oyuncuyu çıkardığımız için bunu açmamıza gerek yok. Bunu sıfırlayabilirsek sıfırlarız. Tekrar devam ederiz. Hafta sonu derecelerine geldik. Şu an tablet ağır yanıyor. Normalde böyle değildi bu oyun. Niye bu kadar ısındı hakkında hiçbir bilgim yok. Stadyuma geldik abi. Bu stadyumda yükseltsek bunları. Oo. Burada yükseltme var bayağı. Yükseltelim bakalım. Bu 10.000 istiyor. Bunu 10 seviyeye çıkaralım ya.
Lan yükselte tıklıyoruz. Kasıyor. Çok ağır kasıyor lan. Tamam, şunu 10 seviye yapacağım. Sırf biri 10 seviye olunca ne oluyor diye merak ettiğimden 10 seviye yapmaya çalışıyorum. Ay yapamıyoruz. 8 seviyede kaldı. Burada atıştırmalı gödüğüne geldiğimizde ücretsiz. Alın abi bunları. Aldık. Çok ağır bir kasma var şu an FIFA'da. Tablet yanıyor, patlamak üzere. Uzun zaman sonra FIFA'ya girince FIFA'nın haller. FIFA bizim ödüllere dayanamadı diyebilirim. Bak, oturma yeri, bunu da al abi, bunu da al. Geri buraya geldik, saat 60 artı oyuncu abi. Tamam, bunu da aldık abi. Onun üzerine bu anasına geldik, şeyi, ödül puanlarına, harcama noktalarına geldik abi. Buraya geldiğimizde biz normalde burada 105'lik money olsun istiyorduk. Sterling vardı, Delight Van Persie var. Kaç paramız var ki? 25.000'imiz var. İlerleyelim bakalım abi bu 25.000 için. Kasmasa ilerleyeceğiz. Şu an öyle bir kasmalar yaşıyorum ki. Tamam, bunu da aldık. Burada da puan. Kanka kasma, kasma. Ha. Pickford. Yok, Pickford'a ihtiyacımız yok bizim. Van der Sar'ımız var. Burada bir sürü oyuncu verdi. Oyun kendine gelir misin? Sayın oyun. 9.000 var burada. İlerleyemiyoruz. Çok çok az kaldı. Burada takas yapabileceğimiz bir durum var mıydı? Burada ne özel? Puan veriyor burada. Tamam. Sürekli bundan veriyor aslında. Bu elmasla da birkaç tane alınıp ilerlenebilir arkadaşlar. 100.000 olduğunda da 5 tane 90 artı mı veriyor? Hani 90 artı oyuncu veriyor. Bu grup C ve D'ye hiç harcamadık. Direkt sadece money almak için oynadık. Şöyle baktığımızda 500 hesabı var da buralarda hangi oyuncular gelmiş bilmiyorum. Şöyle bakalım. Schmeichel, Martinez, Zidane. Zidane gerçekten iyi de biz o bir kere oraya ilerledik ya. Onlardan birini alırız yani. Bu oyuncuları almayız. Çünkü gücümüz yetmiyor açıkçası. Burada De Bruyne, Müller ve Xabi Alonso var. Ya kanka maç isteğini çeker misin? Burada da Dünya Kupası özelde kimler var abi? Suarez var, Casemiro var ve Ronaldinho var. Sol kanat 107'lik. Onun dışında burada ödülleri alan yine bir görev yaptık abi. Böyle geldik. Puan harca diyor. 1000 puan da buradan verdi. Bu biletlere de bakmak istiyorum. Şimdi bu defans bileti gelmiş bize. 3. seviyeye kadar çıkmışız. Bizim ama orta saha ve forvet biletimiz de vardı abi. Onlara çoklu bilet diyor. Onlara nasıl tıklıyorduk? Şuradan tıklıyorduk herhalde ya. Böyle bonus ödüllerden mi tıklıyorduk? Yok, anasında mıydı abi bu? Nerede bu? Ha, orta saha biletine tıklayalım abi. Burada 5. seviyeye kadar gelmişiz. Bunu da aldık abi. Bunu da koyduk. Peki. Bunu da oluşturduk. Burada değiştiremiyoruz mu ya bunu? Bu çoklu bileti. Tamam, burada forvet biletine tıklayalım bir de. Memphis Depay veriyordu. Orada ne durumdayız? 7. seviyeye kadar gelmişti burada da. Peki. Aldık. Şimdi şeye de bakacağım. Bu takıma baktığımda o 6 beceri geliştirici var lan. Dest ve Carlos için. Şunu basalım bir. Paramız ne kadar kalacak ona bakıp basalım. Aa, bunlar yükseliyor. 15 gene çıkıyor artık takım. Takım gene artıyor o zaman böyle. Ama dur, paramı burada bitirmek istemiyorum. Hala 122, yani takım burada, size şey sormuştum ben. Bale'i mi Di Maria'yı mı satayım demiştim. Bizim burada şey nasıl oldu? Pazara gelelim. Oğlum emirlerim, oğlum ağır kasıyor ya. Burada tüm jetonları al, tamam. Oyuncum çok fazla var. Buradan McKin vesaire, bunlar kadroda var da. Di Maria 11 milyon. Şey neydi bu elemanın adı ya? Bale de 9 milyon. Di Maria'nın alışı var, Bale'in alışı yok. Antrenmanlı oyuncu satılamaz. Peki Di Maria'yı satarsak, Di Maria 102'lik. Sağ kanada kim alabiliriz? Önce ona bakalım. 10 milyon bunu sattığımız için 24 milyon paramız oluyor. Arama diyelim abi. Pozisyon, sağ kanat. Geri gelelim abi. Genel rating minimum 103 olacak zaten. Hatta 104 olmalı bence. 103-110. Şöyle Fernando Santos var. Ocampos var. Ziyech, Müller var. Sol Mbappe var. Oo, o kim lan? Jairzinho. O kim lan? İlk defa görüyorum. Böyle baktığınızda hani bunlar hani Di Maria'nın yerine alsan ne almasan ne mantığı var ya. Gerçekten şu an hani onun gibi. Bir Hakim Ziyech alınır buradan ya. 15 milyonluk Hakim Ziyech'i alırsın. Severim ben Hakim Ziyech'i. En azından sol ayak. Tamam mı? Bunu Di Maria'nın yerine oynatırsın. Yani mantıklı olan o. Onu almaktansa daha iyi oyuncu alabiliriz. Şey, pozisyonu iptal edelim. Şöyle baktığımızda mesela kimler var? Sol orta sağ Davis 105 ne lan? Morata mesela, Casemiro 105'li Casemiro var. Neuer var. O De Bruyne, merkez forvet oynatmıyoruz. Delaney var. Rüdiger 105'lik alınabilir. Di Maria sağ orta sağa gelmiş. Olmaz. Varane alınabilir. Tchouaméni alınabilir. Delight alınabilir. Mane gerek yok, orada Sterling'imiz var. Ronaldo alınabilir, Gerrard. Ve baktığımızda abi Neymar daha dikkat çekici bir oyuncu ama olsaya gelmiş. Essien var vesaire, o alınabilir. Marco Reus alınabilir. Böyle baktığında gerçekten alınabilir çok fazla oyuncu var diyoruz abi, görünüyor. Felipe Anderson almam, tırt. Onun üzerine abi kim var?
Başka Di Natale ne topçuydu be. Van Persie keza 18 milyon, onu belki öbür taraftan alırız. Alamazsak buradan da alabiliriz. Volkayer var, Lundberg var, Bernat var. Çok fazla alınabilir oyuncu var. Siz kimleri aldınız, kartınızı ne hale soktunuz abi? 106'lık Mbappe gelmiş mesela. 37 milyon, bunu da alabiliriz. Sizce ben kimleri kartoma katmalıyım? Kartomun da son halini size göstermek istiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, oyuna yeni girdiğim için çok da fazla bir şeye hakim değilim. Sizce bu kartoda kimler değişmeli arkadaşlar? Arthur değişebilir, Pogba değişebilir. Haaland, Bale kesinlikle değişmeli diye düşünüyorum. Ya da Haaland'ı da basabiliriz. Sizce nasıl olmalı? Oraya Hakim Ziyeh mi alayım? Ya da forvet hattından bir oyuncu alayım? Ya da Arthur'un yerine bir oyuncu alayım? Ya da stoperde Alaba'nın ya da Dyer'in yerine mi oyuncu alayım? Size bırakıyorum, sizin yorumlarınızdan. Artık sizin yorumlarınıza göre orada hareket edeceğim. Bu takaslara da gelmek istiyorum abi. Takasa da bakalım. 100 artı C ve D grubu oyuncusu, A ve B grubu oyuncusu. Bunlar grup grup gelmişler. Burada kim var mesela? Mane, De Ligt, Van Dijk, Sterling, McKim, Bale, Dyer. Buradakileri istemiyorum çünkü A ve B grubundan benim bir sürü oyuncum var. C ve D grubuna baktığımızda Varane, Di Maria, Delaney, Pavard, Ochoa, Aldavşari, Griezmann, Godwin var. Geç şuna bakalım abi. E ve F grubuna bakalım abi. Burada kimler var? Davis, Morata, Ziyech, Jordi Alba, Carrasco, İlkay, Kamada, Ferran Torres. Yok, bu da beni mutlu etmedi çok fazla. G ve H grubundan Casemiro, Suarez, Marquinhos, Bernardo Silva, Valverde, Alisson, işte bu. Takaslık oyuncumuz var mı? Hızlı ekle dediğimizde. Hazard abi. 15-15 tamam, Guerzo tamam, 90 artı gen, FIFA World Cup etkinlik oyuncusu tamam, Musa. Lan Musa mı? Mbappe, Van Dijk, Ronaldo, Rao, Musa. Tamam. Bunları alalım, bir tane 100 artı oyuncu. Çekelim mi? Aç. Bakalım 100 artı oyuncudan bize belki 105'lik oyuncu verir lan. Uruguay'dan, merkez orta saha, Valverde. Bentancur. 102'lik Bentancur. Beklemiyordum. Olur mu? Bilmiyorum. Ho. Di Maria'yı falan ver diyor. Yok burada. Hatta dur. Uzaklaştır. Ha tamam. Bunların içinde kalmasın. Bizim çok fazla satılacak oyuncumuz var. Oyuncularıma tıklandı. 310 tane oyuncu var. Dile kolay arkadaşlar. Böyle satılabilir oyuncudan hangisi satılıyor? Bak bu sağ altta mavi ışıklar var. Onlar şu an satışta olanlar. Alıcısı olmayanlar demek. Böyle baktığımızda genelde mavi arkadaşlar, paranın yanındaki. Onun şu an satılabilir oyuncumuz yok gibi ya. Bunların hepsi insanlar da satıyor. Mecbur bunların hepsini takas yapacaksın abi. Yani oyuncu takası dışında başka takasımız var mı? Ne var? Ödül puanı, program fişi var. Altyapı desek. Bunu jeton olarak da 80 artı gen. Böyle jeton kasabilirsiniz burada, olmadı hiçbir şey olmazsa. En azından bir şekilde böyle paraya mı çevirsiniz, ne yaparsınız? Ya bu oyuncağı başka sizce nasıl kullanılır? Yorumlara yazın. Buradaki ödüller de alınabilir. Program fişi, ödül puanı vesaire. Mesela 90 artı gen. Romero gidiyor abi. Romero da satılmaz ki ya. 100 olsa da satılmaz. Bunu mecbur takasta kullandık. 1500. Tamam. Bunları da takasta kullanalım. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Tamam. En azından 3000 orada almış olduk. Mağazada son olarak bir yenilik var mı? Yani ne alabiliriz? FIFA World Cup özel. G ve H grubu usta destesi. 101 artı oyuncu, 90 artı oyuncu, 98 gen artı oyuncu. Burada yine program fişleri destesi alabiliriz arkadaşlar. 1500'e ödül puanlar destesi alabiliriz. Bir alana bir bedava diye bir kampanya var. 90 artı, 60 artı yok. Yükselme tekliflerine baktığımızda burada bunu açıyoruz. Yeni gelen eleman 107'lik. Ne bu? Yair Zinho. Kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımda hiç görmedim. Tanımıyorum abi. Hatta tam adı neymiş? Yair Ventura Filho. Yair Zinho. Hayatımda hiç görmedim bir futbolcu. Olası ödüller de bunlarmış arkadaşlar. Burada ödül de kasabilirmişiz. Bir tane şansına deneyelim mi? Oha! Oha! Jung Woo Young geldi abi. Ben oyuncu geldiğine şaşırdım. Bu nerede Jung Woo Young? Buradaymış. Neyse tamam, güzel. Burada bırakıyoruz o zaman abi. Son ödülü de alalım buradan. Al diyelim. Evet, elimize kolumuza sağlık. Daha burada görevlerden bir ödül vardı, onu almayı unuttum ben. Burada 500 yıldız bilet kredisi verdi lan. Cevherler verdi. Elimize kolumuza sağlık. Tamam. Burada bırakıyoruz hocam. Siz yapmam gerekeni, yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Dediğim gibi oyunun biraz yabancısı oldum. 10-15 gündür girmiyorum oyuna. Sizin direktifleriniz doğrultusunda tekrar devam edeceğiz. Galatasaray kariyeri gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.